genel izleyici için uygundur. Merhaba, Cem Seymen ben. Toprak Anadan programı benim yıllardır hayalini kurduğum programlardan bir tanesi. Şimdi hep bütün programlarımda çağrı yaptım biliyorsunuz. Sivil toplum hareketidir toprak hareketi aslında. Yani toplum sahip çıkar, iyi gıdaya ulaşmak için toplum bir talep başlatır. Bizim tarım meselemiz de öyle. Nasıl beslenmek istiyorsak öyle isteriz. Öyle talep ederiz ki piyasada ona göre şekillenir. Onun için hep söylüyordum. Yani lütfen sivil toplum örgütleri kurun, mutlaka sahalarda öğrenin tarımı, toprağı, ata tohumunu, Türkiye'nin biyolojik çeşitliliğini. Olağanüstü bir coğrafyada yaşıyoruz. Yani bakın sadece Göbekli Tepe bile tarımın nasıl dünya tarihini değiştirdiğini, bu toprakların nasıl büyük bir mirası taşıdığını bize gösterdi. Ama şimdi çok daha başka bir gerçekle karşı karşıyayız. Üreticimiz çok zor durumda. Yüksek üretim maliyetleri altında eziliyor ve Merkez Bankası her gün açıklıyor. Gıda fiyatları o kadar yüksek ki enflasyonumuzu olumsuz etkiliyor. Türkiye gibi verimli topraklarla kaplı ve nitelikli iş gücüne tarımda sahip bir toplumda niye bunları yaşayalım? Niye bu ülkede gıda fiyatları bu kadar pahalı olsun? Onun için sivil toplum örgütlerine hep yani çağrı yapardım. Tarıma mutlaka hep beraber el atmalıyız diye. Genç bir eczacı, Ankara'da bir eczacı Ömer Karaca Kültür Sanat Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'ni kurmuş. Genç bir ekibi var ve pandemide özellikle elinde ürünleri kalan kadın üreticilere yardım elini uzatmış. Bir girişim başlatmış, yaklaşık 800 kişiye dokunmayı başarmış ve ekibi de o kadar genç, o kadar heyecanlı, o kadar dinamik ki yani Türkiye'nin karış karış köylerini, topraklarını gezerek kadın üreticilerle tanışmışlar. Onlarla bir gönül bağı kurmuşlar ve bu dernek Türkiye'nin dört bir yanında kadın kooperatiflerinden aldığı ürünleri bir merkezde, içinde bulunduğu bu merkezde topluyor ve sonra da topluma diyor ki biz bir namus işbirliği yaptık, beraber bir anlaşma yaptık, bir gönül birliği içine girdik. Topraktan yani GDO'suz, zehirsiz, temiz ve ahlaklı gıdayı üreterek çıkarttık ve şimdi başka bir tarım diyebiliriz. Emel Hocam merhaba, hoş merhaba, geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ben başka bir tarım mümkün diyorum her zaman. Ve sağlıklı beslenebilmek için toprağa, güneşe, havaya, oksijene çok güveniyorum. Hayal mi kuruyorum? Hayır, çok gerçekçisiniz. Aslında insanlar içinde bulundukları hayatın ve de onlara getirdiklerinin daha farkında yaşamaya başladılar. Son günlerde özellikle son iki yılımıza damgasını vuran Covid süreci sayesinde aslında kendilerine ne yatırım yaptılar ve aslında nasıl sonuçlar alıyorlar bunu değerlendirme fırsatı buldular. Kendisine gerçekten doğru yatırımı yapan diye tanımlayabileceğim, doğru beslenen, seçici olan, aslında pahalı diye tanımlamak yerine kaliteyi kendi sofrasına yiyecek olarak değil de besin değeri taşıyan olarak seçebilenler fiziksel olarak performanslarının sonucunu yaşadılar. Yine tam tersine bu bilinçli farkındalıklı seçimleri yapmayanların da aslında ne yazık ki Covid sürecinden çok daha büyük yaralar alarak hatta can kayıplarıyla çıkmış olmaları mümkün oldu. Hocam sağlıklı beslenelim diyoruz ama bakın evet. Gıda artık aile çiftçiliği de öldü. Yani şirketler tarafından üretiliyor. Topraklar eskisi kadar verimli, bereketli değil. Dolayısıyla çiftçi kontrolsüz bir şekilde işte kimyasal gübre atıyor ve kontrolsüz bir ilaç kullanımı var. Uçaklarla yani Türkiye'nin tarım alanları ilaçlanıyor ve bütün doğal hayat ölüyor orada. Börtüsü, böceği, solucanı, kirpisi, organizması, mikroorganizması, yeraltı, yerüstü. Dolayısıyla yeraltı sularına bile karışan hayatımızın tüm döngüsünü olumsuz şekilde, sağlıksız şekilde etkileyen bir tarım. Ve istiyoruz ki biz tekrar çiftçi sayısını artıralım ve gerçekten iyi tarım modeline dönelim. Ama çok da gerçekçi görünmüyor.
Bir taraftan da maliyetler çok yüksek. Bunu nasıl başarmalıyız ve neden başarmalıyız? Siz sağlık açısından değerlendirirseniz. Evet, aslında burada ben tüketicinin bilinçli tercihlerde bulunmaya başlamasını ve seçici davranmasını asıl unsur olarak görüyorum. En nihayetinde üretenin satışa ihtiyacı var ve pazarı da tüketici. Tüketici bu konuda duyarlılığını sürdürebilirse, ne aldığını, ne yediğini denetlemeye karar verirse, o zaman üreticinin bu standartları sağlamak gibi bir gerekliliği doğacak. Tabii ki burada sosyal bir sürü girişimde bulunmak lazım. Bunun içine devletin de çok ciddi dahil olması gerekiyor ki üreticinin olması gereken standartları, aynı zamanda toprağı işleme biçimlerini ya da yetiştirme süreçlerini tüketicinin ihtiyacı doğrultusunda besin değeri taşıyan ama zararlı maddeler içermeyen, aynı zamanda genetik olarak değiştirilmemiş, orijinal tohum içeriğinde olan ürünler yetiştirebilsin. İnsanlar zannediyorlar ki aslında önlerine gelen bir kilo kiraz ya da bir kilo salatalık geçmişte yenilenle aynı şey. Maalesef öyle olduğunu göremiyoruz. Değerlendirmeler yapıldığında aslında toprak kendisinde ne var ne yok gittikçe tüketiyor. Aynı zamanda toprağın kendisi için döngüsünü devam ettirebilmesi ve belli bir dengeyi koruyabilmesi için desteklenmediğini, tam tersine engellendiğini görüyoruz. Dışarıdan uygulanan gübreleme biçimleriyle ya da toprağın işleniş usulleriyle, konvansiyonel tarımın getirdiği negatif yükle maalesef eski besleyici değerlerinden yoksunlaşmaya başlamış durumda. Ben programlar yapıyorum. Mesela bana diyorlar ki çok hayal kuruyorsun. 85 milyon olmuş Türkiye. Zaten bunun 10 milyonu Suriyeli. Nasıl doyuracağız bu insanları? Konvansiyonel tarımdan çıkalım da kimi doyurabiliriz? Daha da fiyatlar uçar deniyor. Ne diyorsunuz? Hayır. Aslında önümüzdeki 20 yıl sürecinde bakıldığında yaklaşık 11 milyara çıkmış bir dünyayı şu andaki tarım alanlarının %4'üyle beslemek mümkün. Bunların projelendirilmesi mümkün. Yani tarımın şu andaki yapılış biçiminin ideal olmadığı gerçeğiyle artık ülkelerde şu anda üreticiler de alışkanlıklarından sıyrılmaya karar vererek yüzleşmeliler. Bunda evet çok üretken ve de verimlilik esasına dayanan tohumlar kullanılmaya yönelilmiş durumda. Özellikle genetiği değiştirilmiş olan. Ama bu verimlilikten ortaya çıkan sonuç benim vücudum için ihtiyaçları karşılamayan değerlerde. Dolayısıyla eskiden örnek vermek gerekirse yöresel ata tohumuyla üretilmiş bir kirazdan alabildiği, yani o fidandan alabildiği antioksidan miktarıyla şu anda alabildiği antioksidan miktarı aynı değil. Köylü diyor ki ben bu ata tohumu var elimde. Kim bilir ne kadar kıymetlidir bunlar. Kaybolmaya yüz tutuyor. Maalesef küresel şirketlerin özellikle ürettiği tohumlarla bunlar yavaş yavaş elimizden çıkıp gidiyor. Diyelim ki bu saf ve çok kıymetli ama köylü diyor ki ben bunu ekersem yeteri kadar verim alamam, para kazanamam, yapmam diyor. Zaten bunun ekilmesi için de bir yasa yok. Bunun korunması için de yok. Nasıl yapacağız? Evet, yine ben tüketiciyle işbirliği halinde üretici formülüyle bunun mümkün olacağını düşünüyorum. Çünkü aslında tekrar söylüyorum, bu tohumun özelliği bizim vücudumuzun yapı taşlarını içeren ürünler verebilmesi. O yapı taşları içermediği için oturuyorsunuz, yemek yiyorsunuz, bir saat sonra yeniden acıkmış hissediyorsunuz. Vücudun açlık hissetme biçimlerinin altında yatan mekanizmalar bellidir. İhtiyacım karşılanmadı diyor. Ama koskoca bir tabak makarna yedim diye düşünüyor insanlar. Yani o koskoca bir tabak makarnadaki buğdayın bile içinde olması gereken mineral ve besin değerleri yok. O yüzden o sadece görüntüde, suni. Yani, yediğimiz gıda şu anda bizi nasıl hastalıklara açık hale getiriyor, ne yapıyor? Pek çok açıdan hastalandırıyor bizi aslında. Bunların başında özellikle gıdanın içeriğinin yetersizlikleri bizim için sorun oluşturuyor. Uzun vadede şöyle düşünelim. Aslında biz geçmişin yatırımlarını henüz görüyoruz etrafta. Yani anne karnındaki bir bebeğin biyolojik olarak annesinden alabildikleri bir yatırımdır. Yani gittikçe yatırımı kötü ürünler doğmaya başlıyor.
Yani genetik olarak gelecek nesillerimiz çok daha verimsiz besinlerle muhatap olan anne bedenlerinden geliyor. Bunların hepsinin bize bir faturası olacağı kesin. Özellikle ikinci planda yani bu doğurganlık ve doğumda ortaya çıkan süreçlerle alakalı etkileri. İkinci özellik özellikle sindirim sistemiyle muhatap olduğunda iki temel konu var. Bir tanesi besin değeri yine emilim göstereceği besin değerine sahip mi? Ya da aynı zamanda toksin yükü nedir? Yani çünkü bizim vücudumuz her besinin içindeki yararlıyı almak ve zararlıyı uzaklaştırmak gibi bir düzene sahip. Uzaklaştırma mekanizmalarını tamamen tıkayan hatta işlevsiz hale getiren toksin yükleriyle muhatap oluyoruz mevcut tarım şekliyle. Yani biz toksin yüklüyüz öyle mi aldığımız yanlış gıda yüzünden? Evet. Aslında vücudumuzu zehirliyoruz. Evet gerçekten. Yani emilim olması gerektiği gibi olmadığı için vücut ekstra savaşmak ve kendini korumak ve defans mekanizmasını devreye sokarak aslında olması gerektiğinden daha fazla yorularak efor sarf ediyor ve bu da bizi hastalıklara karşı korumasız kılıyor. Evet. Güçsüz kılıyor diyelim. Maalesef. Yani örneğin tamamen fabrikasyon bir şekerle üretilmiş bir tatlıdan bir dilim yediğinizde ya da bir kuru kayısı ya da kuru incir yediğinizde neler oluyor? Eğer doğru bir şekilde ilaçlama açısından ve yetiştirilme açısından doğru bir şekilde üretilmiş bir kuru meyve tükettiğinizde vücudunuz besin değeriyle karşılaşmış ama toksin yüküyle de minimumda karşılaşmış oluyor. Biz her koşulda toksin üretebilen, atıklar üretebilen bir bedene sahibiz. İşledikleri ve lazım olanların dışındakilere toksin adı veriyoruz. Ama gel gelelim o fabrikasyon şekerle üretilmiş tatlıdan bir dilim yediğinizde vücudunuz onu işlemek ve toksin yükünü uzaklaştırmak için onun size kattığının 10 misli bazen 100 misli harcama yapıyor. Yani bu bir kar zarar oranıdır. Siz sonuçta zarar ettiğiniz bir beslenme biçiminiz var demektir. Bunun da faturası hastalıklar oluyor. Peki bir şey soracağım. Çok güzel bir örnek vermiştiniz. Aslında güneşle ilişkisi demiştiniz. Bu evet. Gerçekten çok akılda kalıcı. Evet. Güneşle ilgili olarak şöyle. Toprak tabii ki zengin inorganik mineraller bakımından ve de bunları bitkiler aracılığıyla bize organik hale getirerek sunuyor. Ama bunu sunabilmesi için aslında bütün hayvanların ve bizim çıkardığımız karbondioksiti güneşle birleştirerek ve topraktan gelen etkiyi ortaya bitkiler bize besin değeri olarak sunuyor. Dolayısıyla bu güneşin yaşam enerjisini içimize alma biçimimiz bizim. İstediğimiz şey bizim yaşam enerjisi dolmamız. Yemeklerden sonra ağırlık çöken bir sistem yanlış beslenmenin ürünüdür. Yemeklerden sonra şişkinlik, karnınızda bir şişkinlik, ağırlık hissetmek, hazım sorunları, geğirme ya da belki de mide ekşimesi gibi sorunlar tamamen o sırada yanlış beslendiniz demektir. Vücut sürekli uyarı verir. Ama biz uyarıları dikkate alırsak kısa vadeli çözümlerle uzun vadedeki zararlardan korunabiliriz. Ama uyarıları görmezden gelirsek, onları kapatacak, baskılayacak çözüm yollarıyla idare eder, geçiştirirsek faturaları çok daha ağır oluyor bize maalesef. Hocam ilerleyen programlarda da beraber olacağız. Çok çok teşekkür ediyorum size. Ben teşekkür Eksik olmayın ederim. Katıldığınız için. Şu kadarını söyleyebilirim. Bakın yani gıdamız bizim geleceğimizi şekillendirecek. Sağlığımızı, çocuklarımızın sağlığını şekillendirecek. Böyle yola devam etmemiz mümkün değil. Gelin bunu değiştirelim. Yani gelin Türkiye'de yeniden özellikle tarlalarda kadın emeğiyle, ata tohumlarıyla, güneşin yıkadığı topraklardan. Yani çünkü içimize giren gıda şu anda yediğimiz kimyasallı, şu anda yediğimiz o zehirli gıdayı vücudumuz tanımıyor ki zaten. Ben ne aldım şimdi içime diyor. Ondan sonra da travma geçirdiği için sürekli bunu vücuttan atmaya çalışırken bizi hastalıklarla mücadele edemez hale getiriyor. Bunun farkında değiliz. Bunlar zaman içinde şehir yaşamında hastanelere ve doktorlara taşınmamıza sebep oluyor. Onun için doğala dönüşü başlatalım derim ben. Doğala dönüşü, ata tohumlarıyla tarımı ve tekrar köye dönen çiftçilerin para kazanabildiği, sağlıklı gıdanın denetimden geçerek üretilebildiği harikulade, temiz, ahlaklı, namuslu bir tarım üretimi. Hayalimiz bu. Çok bir şey istiyoruz. Bence başarabiliriz. Güç sizde. Onu da göstereceğiz. Ben Cem Seymen. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Toprak Ana'dan sevgiler.